girerken çağırıyorum. Böyle alkış falan olsaydı çok deliler evi gibi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız bu bizim setteki yağ değil. Nasıl? Şimdi çok açmadım, hemen peki, mutfağa başlayarak hem tavukları pişirelim hem de filmle ilgili birkaç cümle rica edelim herkese. Bu arada yumurtaları çırpabilirsiniz arkadaşlar. Bir taraftan yumurtaları çırp. Bir taraftan çırp. Ha, sağ olun. Bir taraftan çene işlesin, bir taraftan... Ay çırpılmış yok. Evet. Hazırladım. Herkese birer tane hazır. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim tarafımı Cengiz'in tarafına verdim. Yanlış mı var? Evet. Azim. Oradan zaman kaybı. Yok, peki. Şunu ben yardım ederim. Peki, şöyle. Arkadaşlar hoş geldiniz. Vallahi biz çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız. Umarım yani seyirci karşısında da aynı ilgiyi görür. Çok heyecanlıyız. Çok aksiyonlu. Çok eğlenceli, bol kahkahalı bir film çektik ama ses yapıyor diye şey yaptık. Böyle bir mesleki bir böyle de profesyonel. Böyle ses yaparken konuşmamıyız. Evet, yani iyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Çok da emek verdik. Arkasında çok insan var. Kore'den dövüş yönetmenimiz Mr. Jung var. Bizle birlikte yani gerçekten sabahladı. 28 güne yakın biz gece çalıştık. Akşam 6, sabah 6 çalıştık. Daha çok böyle gece geçen gördüğünüz gibi fragmanda da bir film. Ama bir o kadar da aydınlık ve kahkahalı ve eğlenceli. Umarım beğeneceksiniz. Seyircimiz de beğenecek. Ben çok heyecanlıyım. Aynen. Evet, lütfen. Yap. Evet, var. Siz devam edin arkadaşlar. İstediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Biz bir yandan çalışıyoruz. Bu tavuklar sizin için de hazırlandı. Ya bir şey sorabilir miyim? Ne yapalım? Bu açık mı? Açık. Ama arkadaşlar, kısık biraz, bu. Kısık gibi biraz. Bu olmaz. Benimki 3'te. 5'te. Ben burada şey yapamam. 5'te. Yani çalışamıyorum. Şunu ona falan getirirseniz lütfen yani. Dördün önemli bir şey. Sette gergin anlar. Filmin fragmanını da görüyor arkadaşlar. Ocak soğuk dedi. Sette nasıl oldu sahneler diye anlatırsanız bir yandan. Hadi görüp işte. Sette kaç günde çektik bu tavuklar, nasıl oldu filmi çekerken? Sette 252 kere falan şunu yaptık. Gerçekten. 252 tekrar falan olmuştur değil mi? Aslında sette en çok sen yaptın, sen yap. Sen evet. Nereye dökmem mi? Ha, tabii. Nur'un tavuğunu pişirdi. Sen de pişirdi. Sos. Allah'ım şöyle dök. Onur Allah aşkına. Özlemişsindir şu hareketi. Dejavu. Sakalım olmadığı için belki hatırlayamadın ama. Ay bebişe oldu Onur'un. Evet. Uykusuz her gece mi? Evet, baba oldu. Bazı onu gece. Tebrik ediyoruz bu arada. Ay evet ya. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Kime benziyor? Darısı senin başına. Aynı ben. İnşallah diyoruz. İkiz gibi. Gerçekten. Yemin ediyorum. Bunu söylemeyeydin iyiydin. Ama değişecek hala umudumuz var. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Filmden biraz bahsetmek istiyorum. 1-1,5 yıl önce başladı serüvenimiz. Evet. CJ Entertainment olarak Extreme Job kendi library'sinde olan bir filmle, onun kendi IP'sinde olan bir filmi uyarladık. Aslında bize göre yeniden yapılandırdık. Sonra da ekibi kurmaya başladık. Bayağı da başka bir iş oldu aslında. Evet, yani yavaş yavaş aileyi bulduk, aileyi geliştirdik. Daha önce çalıştığım arkadaşlarım, yeni ekibe katılan çok saygıdeğer oyuncularla beraber iyi bir aile olduk, güzel bir aile olduk. Aksiyonu bol, komedisi bol, şartları çok zorladığımız, sonunda da fazlasıyla değdiğini düşündüğümüz bir aksiyon filmi, aksiyon komedi filmimiz var. Ben ekiple çalışmaktan, projenin içerisinde olmaktan, CJ ailesiyle beraber bu işi yapmaktan çok mutluyum. Umarım vizyona çıktığında herkes bizim hissettiğimiz duyguyu, bizim hissettiğimiz heyecanı, o mutluluğu alır, severler. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ekibe de tekrar hepinizin önünde çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ederiz. Evet, Bedran da söylediği gibi bol kahkahalı, bol aksiyonlu. Kore'den dövüş ve aksiyon eğitmenlerinin gelip bizi çalıştırdığı, çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız arkadaşlar. Aslında uzun süreli bir çalışmanın sonucu bu. Heyecanlıyız, iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Herhalde sezonu güzel açarız ve seyirciyi sinemalara bu filmle çekeriz diye umut ediyoruz. Annen açıkçası arıyor. Kim arıyor? Benim mi? Annen arıyor. Bir söz. Açayım mı?
Ben her seferinde, şimdi Bedran onu söylüyor, çekiyormuşuz aksiyon sahnelerini falan, sonunda gelip değdi mi oğlum, değdi mi falan diyorum, değdi abi falan diyormuş. Evet, evet, umarım sen yani değmişti. Değil mi evet, evet, ben şu baldırım koptu benim. Zaten deyip birden evet, Kaiser Soze evet, gibi evet, böyle evet, gidiyormuş. Evet, Kaiser Soze kim şimdi anlat. Vallahi sağ olsun şey, yani... Arkadaşlar, sağlıkçı arkadaşlar benim bütün bandajlayarak falan filmi çektik. Çünkü benim bu tendom koptu filmi çekerken. Ama bitirdik. Hayırlısıyla karşınızdayız. Bu tendon kopuktu, öbüründe ben koparttım. Evet, ikincisi de gitti. Buna yüklenirken bu da gitti ama... Hadi be. Evet, evet. Aynı badireler atlatmışsın. Evet. Olsun, bize olsun. Hiçbir şey olmadı. Değmişti bir şey. Değdi mi? Değdi mi? Ha, ben çok iyi çalıştım arkadaşım. Ben Cengiz evet, gibi miyim ya? Profesyonel. Hiç oyun sakatlandı. Aksiyon sahnelerinden önce evet, ısınırdı. Isındım ben. Böyle. Hayır. Ya bak, şimdi şeyi koyacağım. Kamera arkası, ben çekmişim görüntüleri. Isındığımız görüntüler var. Ben her aksiyon... Sen de ısındın ben da ben. Ne oldu? O tendon ne zaman önce oldu? Önce oldu, önce oldu. Ya başka bir yerde yapıp da sonra geldin aksiyon çekerken yaptın da olmuş olabilir yani. Kopuk geldi. Kopuk da gelmiş olabilir yani. Leyla ile Mecnun çekimi de oldu hakikaten. Hakikaten son ay, itiraf oldu. Etme her evet, şeyi evet, burada evet. Dur. Sakin ol Cengiz. Yok yok, iyiyim mi sen söylüyorum. Gerçeği söylüyorum. Yok yok, gerçeği söylüyorum işte. Hakikaten bir önceki çekimde oldu ama burada çok aksiyon sahnesi olduğu için iyileştiremedik, yüklendik yani. Ya zaten aksiyon yönetmenimiz çok önemli filmlerin aksiyon yönetmeni olduğu için bizi ısındırıyordu şeyden önce. Öyle gittin, oynadın, geldin, yok filmde, yok. Evet, evet, çok iyi. Yapana kadar diyorsun. Tabii. Çok, gel... Daha mıydınız? Geçmişte var mıdır böyle? Yok. Yo. Ben zaten dublörler yapacak diye düşünüyordum. Var, dublörlerimiz de vardı gerçi. Vardı da biz yapmadık mı? Çoğunu biz yaptık ama arkadaşlarım da emeğini yatsımıyorum. Peki ben Tom Cruise muyum? Ya Tom Cruise şimdi helikopterden iniyor işte, onu kullanıyor, motosiklet kullanıyor falan. Ben yıllardır aşk filmi falan çekmişim. Sen de tırpan kullandın filmde, tırpan. Tamam da ben biliyor muydum? Hayır işte tırpan sen yaptın, sen başardın bunu. Ben başardım evet, evet. Ya arkadaşlar, biz bu ekip aksiyon çektik ya. Niye bizim bu kadar şey yaptın ya? Ama ya olabilir mi yani? Bence bunu kutlamalıyız. Hayır yaparız tabii ki ya. Ben eskiden çok filmim vardı. Şeye ne girildi. Allah aşkına ne var Onur gerçekten? Onu ben sonra özelde konuşacağım. Ne? Ne? Yayınlanmamış muhtemelen. Yayınlanmadı onlar. Çok beğenmediler neyse. Ben kutluyorum hepimize. Ferit Bey ne diyecek? Aksiyon sahneleri. Ben de ne en diyeyim? En çok Ferit'i vallahi kutluyorum. Gerçekten koreografisi 3 gün süren bir kavga sekansımız vardı. Orası bizi bayağı yordu. Bayağı yerlerde yuvarlandık. Çok düştük. Çok eğlenceli, çok aksiyon dolu. Dediğim gibi, başta da söylediğim gibi şartları çok zorladığımız, hem sette hem ön hazırlık sürecinde çok zorladığımız ama sonunda da içimize çok sinen, çok mutlu olduğumuz, gururla da size sunabileceğimiz bir filmle beraberiz. Hepinizi de 7 Ekim'de bu filmi beraber izlemeye davet ediyoruz. Kim Bu Aile filminde sizi çok aksiyonlu bir karakterde görüyoruz. Hatta az önce de aslında sakatlanmalar yaşadığınızı vesaire anlattınız ama ben size aslında çekimler boyunca en unutamadığınız an hangisiydi onu sormak istiyorum. Çekimler boyunca en unutamadığım an bir iskelede vurulma sahnesiydi galiba. Benim karşılıklı ateş ettiğimiz bir sahneydi. Tam o sırada çünkü şey oldu. O Amerika'daki kaza oldu. Görüntü yönetmeninin vurulduğu falan falan. Görüntü yönetmenimiz Can Polisaras'ın biraz işkillendi. Çünkü ona doğru ateş ediyoruz falan falan. Ya benim de içime kurt düşürdü böyle. Yani ulan hani ya doluysa ya kuru sıkı değilse bilmem ne falan gibi şeyler oldu. O böyle benim içimde bir korku olarak yer etti açıkçası. Yani bir oyuncu olarak ne kadar büyük bir ızdırap olduğunu orada anladım. Yani böyle bir kazanın Allah göstermesin. Kimsenin başına vermesin böyle kazaları. Ama tam çekerken o Amerika'daki kaza oldu ve görüntü yönetmeninin öldüğü haberini aldık. Onun üzerine ben Jean-Paul şey dedi, bundan sonra üzerime doğru ateş ettirmeyeceğim falan da tam kameranın arkasında. Böyle ben bayağı şey oldum yani, ateş ederken geldi. Tamam bu seferlik olsun da bir daha yapmayız falan gibi böyle bir şeyler oldu ya. Onu unutmuyorum ben. Peki bir sorum daha olacak sizlere. Aslında sizi bu zamana kadar hep eğlenceli filmlerde gördük ama bence en çok akıllara kazınan yapıt aslında Leyla ile Mecnun'du. Hı hı. Leyla ile... Dördüncü evet, sezonunu çekiyoruz şu anda. Evet. Bitmek üzere hatta.
Çekimler nasıl gidiyor peki? Gayet güzel gidiyor. Orası artık hani bizim için şeyimiz diyelim, çok alışık olduğumuz bir yer, bakkal önü. Otomatiğe bağlamış çekiyoruz, vallahi gayet güzel yazılıyor. 10 bölüm 10 bölüm gidiyor. 4. sezonu bitirmek üzereyiz zaten. Kim Bu Aile filminde? Evet. Siz kimsiniz? Sorun bu. Kim Bu Aile filminde Müco karakterini oynuyorum. Mücahit adım. Cengiz abinin, yani Adem komiserin sağ koluyum. Biraz böyle sakar, biraz tatlı, sempatik ama işinde çok iyi olmaya azmetmiş. Yani amirinin, komiserinin izinden gitmeye çalışan bir genci oynuyorum. Komiseri çok yetenekli. İstanbul'un en iyi emniyet amirlerinden biri. Onun izinden gitmeye çalışan genç bir polisi oynuyorum. Yani ona göre genç bir polisi oynuyorum. Peki karakterinizle, kendi kişisel özelliklerinizle bağdaştırdığınız bir nokta oldu mu? Yok. Yani ben polis olsam hiç öyle hareket etmem. Hiç öyle hareket etmem. Yok. Pek yok. Yok, sakarlık vesaire. Normal, kendi hayatımda sakarlıklarım vardır ama hani o kadar da tüm, yani operasyonu rezil edecek kadar sakarlık yapacağımı zannetmiyorum yani. Kavak Yerleri gibi bir projede görür müyüz tekrar size? Öyle bir proje gelir mi? Bu arada sanırım şu anda çekimlerinde olduğunuz bir proje de var. O bitti şimdi, yeni bitti. Ahnere'de diye bir dizi vardı, bitti. Kavak Yerleri tabii bundan 14 sene önce başlayan bir iş. 10 sene önce de biten bir iş. Güzel bir işti, çok uzun sürdü. Orada da polis, sivil polistim. Orada daha bana benziyen bir polisizdim açıkçası. Görür müyüz bilmiyorum ki, o artık yapımcıların takdiri. Öyle bir rol oynamamı isterlerse, ben de okuyup beğenirsem, bakalım neden olmasın. Bu işler öyle, biliyorsun. Aslında sizi hepimiz son zamanlarda bir televizyon programından tanıyoruz ve oradan da bir ayrılık süreci yaşandı. Evet. Tekrar öyle bir yapımda görür müyüz sizi? Çünkü insanlar çok istedi, çok arzu ediyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Biz şu an eksene bir iş yapıyoruz, sizi dinliyorum diye. Orada da 14 karakteri canlandırdığım bir aile terapisi var. Aile terapisinde geçiyor. Aslında baktığınızda yakın bir şey denilebilir. Ben yapmam diye düşündüm açıkçası aksiyonu. Yani dublörler olur, onlar yapar diye düşündüm. Çünkü dünyada hani aksiyon oyuncuları bunu 20 yaşında karar veriyor, ben aksiyon oyuncusu olacağım diyor ve oraya doğru evriliyor. Gidiyor dövüş dersleri alıyor, bunun üzerine çalışıyor, bir emek veriyor. Ben şimdiye kadar böyle bir emek vermediğim için dedim herhalde bana yaptırmazlar. Ben komedi tarafını yaparım diye düşündüm. Sonra Koreli aksiyon yönetmenimiz geldi. Ne demek dedi, siz yapacaksınız dedi. Aa öyle mi falan oldum ben. Sonra çalıştık, yaptık. Ya ben zaten gece kulübünde çalışan bir kadını oynadığım için şey değil yani, deli gibi aksiyon yapmama gerek yok. Mesela bizim Doğan Can çok güzel. O zaten hani yaşı itibariyle o çok güzel aksiyon yapıyor. Zaten adam şimdiye kadar adını gerçekten hiç hatırlamıyorum. Yani yönetmenimiz, aksiyon yönetmenimiz. Kore'nin çok önemli bir aksiyon yönetmeni olduğu için herkesin karakterine göre bir aksiyon belirlemiş. Herkes kendi karakterine göre aksiyon yapıyor. Ama Türkiye'de ilk ya, bence çok heyecanlı. Ben seviyorum öyle heyecanlı şeyleri. Peki çok spoiler vermeden biraz bize karakterinizden ve filmin konusundan bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar bahsetmiştir diye düşünüyorum. Sizden biliyorum. En azından karakterinizden. Ben gece kulübünde çalışan bir kadınım. Hiç öyle aile olmak gibi bir derdim yok aslında. Sadece tavukçuya çökmeye çalışıyorum ve o ailenin içine giriyorum ben de. Ama sonradan meğer aile olunca da iyi oluyormuş her şey falan diyoruz. Ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı karakterle de hafiften aşk yaşıyor. Aşk da var, komedi de var, aksiyon da var. Müthiş her şeyle olan bir film. Ay her şey var. Aksiyonun dışında güzel bir ses süreci geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Nasıl geçecekler? Yönetmen Bedran Bey'le çalışmak nasıldı? Ne güzeldi. Ya ben şeyi çok... Eğlenmekle keyif almak farklı şeyler. Yani zor bir setti aslında, öyle çok kolay değildi ya. Her aksiyon sahnesinden önce ısınıyorduk. Hep beraber böyle ısınma hareketlerimiz vardı. Onları yapıyorduk falan. Zor bir süreçti ama çok keyifliydi. Bir kere deneyim olarak çok keyifliydi. Yani böyle bir deneyimi bir daha ne zaman nasıl yaşarım bilmiyorum. Ben de deneyim sevdiğim için benim için çok keyifliydi. Lan o zaman siz kimsiniz? Söyledikçe Konyalıyız.